Merhaba, programa hoş geldiniz. Serdar merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, üzücü bir haberle başlayacağız. Cumhuriyet'in köşe yazarı Ali Sirmen'i kaybettik. Ali Sirmen köşe yazılarında mizahı oldukça keyifli bir şekilde kullanan bir insandı. Ben bir ara aynı apartmanda oturdum Ali Sirmen'le. Ama buluştuğumuz yer geçen hafta kaybettiğimiz Arif Keskinler'in çiçek barıydı, Arif Bar. Orada görüşüyorduk, apartmanda görüşmedik hiç. İlginç bir insandı. Üzücü bir haberle başladık. Sen çalıştın mı Ali Sirmen'le? Yok, ben okuyucusuydum. Yani onlar İstanbul'daydı. Hiç öyle bir fırsatım yok. Bir kez sanırım Hasan Cemal'le Turgut Özal'ın bir gezisine gelmişlerdi. Seçim gezisine. Orada sohbetlerini dinleyebildim ama öyle çok tanışıp da konuştuğum olmamıştır. Evet. Ama okurdum yazılarını dediğiniz gibi. Yani Türkiye'deki köşe yazarlığına ilginç bir nasıl söyleyelim, tanımlama getirmiş birisiydi. Evet. Biraz önce konuşurken onu da söyledik. İslam Çupi de mesela öyleydi. İslam Çupi ile Orhan Aldınç spor yazılarını edebiyatı taşıyan insanlardı. Tabii İslam abiyle çok, hem Orhan abiyle hem İslam abiyle çok beraberliğim oldu benim. İlginç bir şekilde İslam Çupi Galatasaray'dan mezun Fenerbahçelilerdendir bir de. Evet. Evet, maalesef yani mesleğin de artık çok da tutunamayan bir noktasında. Bu tip yazarlar kalmadı. Kalmadı maalesef. Çünkü sırf bir parti desteklemek adına yazarlık yapınca bu şekilde yazarlar kalmadı diye düşünüyorum. Yani ya da çok az kaldı. Evet, nadiren artık çıkıyor bu tür yazarlar. Belki de Türkiye şartları bizi buraya doğru zorluyor. Sırf politika, sırf politika. Sırf bir parti ya da partiler. Evet, ülkenin ekonomisi ve politikası ne haldeyse ülkenin gazetecisi de, yazarı da aslında ona paralel olarak gelişiyor. Eğitimi de ona paralel olarak gelişiyor. Yani bilmiyorum, belki önümüzdeki dakikalarda konuşuruz. Erdoğan rejimi Türkiye'de öyle görünüyor ki çok şeyi baştan aşağı değiştirmiş durumda. Bunun normale nasıl döneceği konusunda çok fikrim yok. Pek normale döneceği gibi de görünmüyor. Bu Erdoğan'dan başlayan bir sistem değil ama en kullanışlı eleman Erdoğan olduğu için sanki Erdoğan'ın sistemiymiş gibi. 12 Eylül sonrası bütün siyasetçilere bak. Doğruduruz bir sohbet masasında 2-3 cümle konuşabileceğiniz kişi yok. Yok. En son benim de aklımda kalan 1991 seçimleriydi herhalde. Bir açık oturum. Yani şöyle hafızamda var. Özal, Demirel vardı. Hı hı. Hatırlıyorum yani. Hayal meyal de olsa. En son herhalde parti liderlerinin katıldığı açık oturum oydu. Ondan sonra bir daha siyasi parti liderlerini bir masa etrafında ülkenin sorunlarını tartışırken hiç görmedik. Zaten son 20 yılda hiç yaşanmadı bu. Geldiğimiz nokta bundan sonra da pek yaşanacağı gibi göstermiyor. Çünkü bugün MHP'nin kurultayı vardı, 14. Sayenizde hepsini seyretmek zorunda kaldım. Dün akşam hatırlatınca bugün sabahtan erkenden kalkıp... Kimsenin haberi yoktu ya. Kimseyi ilgilendirmiyordu da. Evet, çoğu, yani toplumun çoğu kesiminin haberi yok. Bir de ilgi değil, ilgisi yok yani. Vatandaşın siyasetle pek muhabbeti yok, öyle diyelim. Peki MHP'de siyaset mi yapılıyor yani? Şimdi başka partinin genel başkanına yalvaran, bugün çok güzel bir, yani bir sürü tweet vardı tabii Devlet Bahçeli'nin
git git gitme şarkısından esinlenerek Erdoğan'a yalvarması ama bir tanesine çok güldüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Rem diye bir Twitter var. O ara sıra çok güzel esprili tweetler atıyor. Tabii ben hala X'e alışamadığım için Twitter'den gidiyorum. Şey demiş. Beni terk etme, beni bırakma, suratına kezzap atarım demiş. Evet. Yani bir parti başkanı diyor ki Erdoğan'a ya lütfen gitme, bizi bırakma diyor. Tam oyla başkan seçiliyor 11. kez. Evet, bir de o tam oyla. Evet, çok ilginç, bana da ilginç gelen oydu. Çünkü yani nasıl yapı onu da anlamadım. Konuştu, indi, hemen gitti oyunu kullandı, oturdu. Hemen sayıldı oylar. Evet, hemen başkaları da oylarını kullandı. Yani nasıl kullandıklarını falan görmedik. Bin küsur ya. Sonra açıklandı, her verilen yani orada salonda bulunan bütün delegelerin oyuyla seçildi diye. Geçmiş olsun, sol omuzu herhalde sakatlanmış. Yani bu yaşta normal diye düşünüyorum ama bir kaza geçirmiş gibi sanki. Günlerdir demek ki belki ondan pek de ortalarda görünmüyordu. Seçim çalışmalarına çok aktif olarak katılmıyordu. Bugün söylediği sözlerin de baştan sona izlemek zorunda kaldığım için. Hayatta kültürün artıyor, sen beni suçluyorsun. Evet, çok arttı bugün kültürüm. Yani şu anda taşıyamayacağım kadar bilgi yüküyle doluyum yani. Ama yani o şunu gördüm ilk defa, Devlet Bahçeli MHP gibi bir partide, yani orada din pek kullanılmaz. Hani din ögesi bu tür siyasi partilerin içinde pek barınmaz. Hele MHP'de pek yoktur, Türklük üzerinedir. Bugün ilk defa ben uzun süre sonra Devlet Bahçeli'yi din üzerinden politika üretirken gördüm. Yani şöyle bir tanımlama vardı. İşte biz Allah'ın yolunda gidiyoruz, dualar bizi koruyor gibi bir tanımlama vardı. Bu biraz bana... Omzunu koruyamamış. Evet, işte bu çizgi konusunda bir endişeye kapıldım. Yani ilk defa MHP sanki Erdoğan'ın elinden din kozunu da almak istiyor gibi. Sizin de söylediğiniz gibi, hele o gitme, biz senin yanındayız, nereye bırakıp gidiyorsun, yeni Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz sözleri aslında Erdoğan'a bir yakarış mıydı yoksa Erdoğan'ı tehdit miydi, onu da anlayamadım. Çünkü O ses tonu ve o surat ifadesi bizi bitirsin ama biz de seni bitiririz gibi geldi bana. Evet, yani bir kısım maalesef böyle de anlaşılabilecek bir yüz ifadesi vardı. Yani Bahçeli sonuçta çok uzun süredir prompter kullanıyor Erdoğan gibi. Yani böyle şifahi olarak değil ağzından çıkan kelimeler. Mutlaka o metni birkaç kez gözden geçirip o promptera yansıtmıştır. O sözlerin de o kelimelerin de mutlaka bir anlamı vardır kendince. Çünkü biliyoruz ki Bahçeli çok uzun süredir böyle şifreli konuşmayı seviyor. Çeşitli rakamları toplayarak, çıkararak böyle siyaseti yürütmeye çalışıyor. Çok heyecanlı görmedim ben oradaki kitleyi ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin kitlesi zaten aşağı yukarı bu kadar heyecanlı. Çünkü Erdoğan ismi bence Milliyetçi Hareket Partisi tabanında, yani tavanında olmasa bile tabanında bir rahatsızlık yaratıyor gibi geliyor bana. Evet. Tabii işte bir kemikleşmiş oyu var, %9-10'la ifade edilen, ama yine de tabanda böyle bir yenilik yapan ya da o oyları artırmaya yönelik bir siyaset izleyen bir Devlet Bahçeli yoktu karşınızda bugün. Konuşmasını baştan sona izlemek zorunda kaldığım için notlar da aldım doğal olarak. Şöyle bir baktım, yeni bir şey vaat etmiyor. İşte Cumhur İttifakı üzerinden Türkiye'yi şekillendirmeyi
oradan Türk dünyasına geçmeyi falan böyle bildiğimiz MHP politikalarını anlattı. Yani MHP'nin aslında tek başına iktidar olmak gibi bir derdinin olmadığını gösterdi. Hiçbir zaman olmadı ama. Evet, Erdoğan'ın yanında böyle bu ittifakla devam edeceği sinyalini verdi bana göre. Bunun sonucunda MHP'nin geleceği ne olur? Yani kaç yıl, 2 yıl mı, 3 yıl sonra mı yeniden bir kurultay yapıldığında Devlet Bahçeli sağlık sorunlarının dışında söylüyorum bunu. Siyasi lider olarak yeniden MHP'nin başında devam edebilir mi? Bunu bilemiyorum. Çünkü ben o MHP'ye yakın bir kanalda seyrettim şeyi. Orada yani zaman zaman MHP'nin kurmayları da katılıp görüş ifade ettiler. Onların çoğunun İyi Parti'ye verdiği mesajlar bana göre önemli. Mesela İyi Parti'yi bir kısmı övdü. Neden övdü? Dedi ki altılı masada o zamanki HDP işte şimdi DEM Parti olarak onunla ittifaka katıldığında ya da o ittifakı onayladığında İyi Parti çizgisini kaybetmişti. Şimdi bu yerel seçimlerde DEM Parti'ye karşı takındığı tavır nedeniyle İyi Parti'yi kutladıklarını gördüm. Çok böyle olumsuz cümleler kurmuyorlar. Özellikle dikkat ediyorlardı ki bu yani söylediğim grup başkan vekili düzeyinde, genel başkan yardımcısı düzeyinde insanlar bu şu anlama da gelebilir. Seçimden sonra bir İyi Parti MHP yakınlaşması olur mu? Yani tabi bu Devlet Bahçeli'nin tavrına bağlı ama biz yine eve dönün çağrıları görebiliriz. İyi Parti'nin alacağı sonuca bağlı bu yerel seçimlerde. Yani sanki Erdoğan'ın MHP'yi dışlamak isteme çabasına karşın Bahçeli de başka bir cephe kurmaya çalışıyor. Ama bunu sessizce yapıyor gibi geliyor. Çünkü yine o konuşmalardan anladığım bir şey var. Milliyetçi Hareket Partisi bir 80 maddeye yakın anayasa değişiklik teklifini 100 madde Cumhurbaşkanı diyebilir mi? yani 80-100 arası ben 80 diye duydum. 80 ya da 100 maddelik bu anayasa kendilerine göre anayasa taslağını Cumhurbaşkanlığına sunduk. Yani kelime Evet. aynen böyleydi. Ama bunu kamuoyuyla paylaşmayacağız dedi. Bu da dikkatimi çeken bir gelişmeydi. Yani o 80 maddeyi 100 maddeyi hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz gibi eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanamazsa. Bunun gerekçesi olarak da biz bunun kamuoyunda tartışılmasını istemiyoruz dediler. Şimdi tabii demek ki bir defa anayasa değişikliği gündeme gelecek. Yani Bahçeli'nin belki de bir ya da iki basamaklı bir planı var. İktidar ortaklığını devam ettirebilmek için. Ama bu Mart 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına göre bence Türkiye yeniden şekillenecek. Erdoğan anayasa değişikliği için bir süre daha yanında Bahçeli'yi tutar mı? Yoksa bu koalisyonu bozup başka bir koalisyon üzerinden mi gider? Onu çok kestiremiyorum çünkü yeniden Refah Partisi gibi bir sorunu daha var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır deyişi var. İyi Parti'nin ne olacağı yani seçim sonuçlarına göre nasıl bir iç çatışma yaşayacağı falan bunlar Erdoğan'ın kafasındaki planlar içinde sanıyorum ama şu kesin ki yerel seçimlerden sonra biz yeni anayasa tartışmasıyla falan bayağı ciddi uğraşacağız. O da bizi yeni bir referanduma mı götürür? Yoksa meclis içinde bu işi çözebilirler mi? Bu konuda pek emin değil. Şimdi söylediklerinde iki mesele önemli. Birincisi işte ilk defa dinden bahsetti diyorsun. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının MHP'den ayrılma nedenlerinden en önemlisi MHP'nin Türk İslam senteziyle başlayıp İslam sentezini çok fazla ön plana çıkartmamasıydı. Doğrudur. Bildiğin gibi yani Alperen grubu, Büyük Birlik Partisi grubu dinle ilgili daha çok açıklama yapar ve önem verir. MHP'de bu sadece Türkçülük üzerine devam edince bu bir tartışma konusu oldu. O açıdan
Devlet Bahçeli'nin bugün o şekilde konuşması özüne dönüş, kuruluş amacına dönüş gibi bir şey olarak açıklanabilir. Ama ilginç bir şey daha oluyor. Farkında mısın bilmiyorum. Birdenbire İYİ Parti bu seçimlerden anketlerde üçüncü parti çıkacak havası oluştu. Birdenbire İYİ Parti'yi tekrar işte hani bir ara 16'lar, 20'ler, 26'lar falan filan konuşulurken bir ara Muharrem İnce'ye aynı 17 bilmem ne falan derken bile şimdi İYİ Parti aynı pozisyona geldi. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani anketlerle, anket sonuçlarıyla insanlar oy kullanıyor mu onu bilmiyorum. Ama Meral Akşener gene İYİ Parti ve Meral Akşener gene ciddi bir oy kaybına uğrarsa %10'luk oyunu 6'ya falan düşürürse Meral Akşener evine dönecek mi yoksa evine mi dönecek? Yani Meral Akşener parti liderliğini bıraktığında Koray Aydın ve arkadaşları daha çok MHP'li görüşte olan, hala dokuz ışığı bırakmamış, hala ülkücülüğü bırakmamış ekip MHP ile bütünleşmeye, illa da partilerin bütünleşmesi gerekmiyor, birlikte hareket etmeye giderlerse Erdoğan'ın elinden bir koz almış olur MHP esasında. Çünkü Erdoğan'ın yapmak istediği MHP'yi dışlayıp İYİ Parti'yi yanına almak gibi bir şey vardı ayakta durabilmesi için. Yani o konuda da aslında çok emin değilim şu nedenle. Erdoğan'ın bir başka üçüncü planında MHP'yi sıkıştırıp etkisini azaltmak gibi bir planı olabileceğini de düşünüyorum. Yani koalisyonda birlikte hareket etmeye devam edip ama elindeki kozları mümkün olduğu kadar en aza indirmek için bir arayış içinde olabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Seçimlere şimdi pazartesinden itibaren 2 hafta kalıyor. Ama hala anket sonuçlarına bakıyorum. %6 ile %10 arasında bir kararsız görünüyor. Hala. Yani son 2 hafta bu. Son bir haftayı zaten çıkarın. Yani o çok etkili bir hafta olmuyor genelde. Ani çıkışlar oluyor. Yani çok böyle seçmen kararını değiştirecek gibi görünmüyor son haftada. Önümüzde bir hafta kalıyor. Eğer önümüzdeki hafta yapılacak anketlerde de yine böyle %6 gibi, %8 gibi, hatta %10 gibi kararsız çıkarsa bu kararsızların aslında sandığa gitmek istemeyenlerden oluştuğunu Ben düşüneceğim. hep aynı iddiadayım. Hep onu söylüyorum. Bütün seçimler için. Ama bu ciddi bir rakam. İlk defa diğer seçimlerde böyle son 2 haftaya falan girdiğimizde bu oran %3'e en fazla 4'e kadar yükselirdi. Şimdi 6'da 8'de durması, hatta kimi anketlerde 10 gösteriyor olması ki bunlar genelde büyük şehirlerle ilgili. Buralarda vatandaşın tercihinin hala sandığa gitmemekten yana olduğu konusunda bir fikir uyandırdı bende ki siyasiler de şu anda sandığa gitmeyen seçmeni ya da gitmeyi düşünmeyen seçmeni ikna etmeye çalışıyorlar gibi. Çünkü o söylemler öyle. İşte CHP lideri bile, Özgür Özel bile tuttu seçimi 2 hafta kala CHP'nin seçim kazanmasını istemeyenler var. Bunların içinde derin devlet de var dedi. Evet. El bombasını bıraktı, çıktı. Bu derin devlet yine tartışmaların içine girdi. Kimdi bu derin devlet? Neydi bu derin devlet? Benim tabirimle müesses nizamın yöneticileri kim bunlar? Hangi ittifaklar, hangi ortaklıklar kuruluyor? Bunu genel seçim öncesi biz çok tartıştık. Şu anda ben o kurulan ortaklıklarda çok değişiklik görmüyorum. Yani
NATO'cularla bir biçimde Avrasyacılar Erdoğan'ın etrafında ama Erdoğan'la ne pazarlığı yaptılar ya da neye kadar yaptılar onu bilemiyorum. Ama geçen hafta söylemiştim. Yani Erdoğan'ı yarı başkanlık sistemine ikna etmiş olabilirler. Yani bir parlamento, daha değişik bir parlamento, daha Fransız tipi bir parlamento ki onu da siz anlattınız uzun uzun. Buna ikna etmiş olabilirler. Erdoğan'ın bu benim son seçimim demesinin altında da bu yatıyor olabilir. Yani bu sistemle son seçim. Yeni bir anayasa sistemiyle, evet, CHP'yi de ikna ederek yarı başkanlık, ama bu yeni bir sistem olduğu için ben yeniden seçilebilirim. Erken seçimden de bunu zaten yapabilirler. Meclis kararıyla. Böyle bir şey olabilir de Erdoğan kimi başbakan yapacak yarı başkanlıkta? Kaldı mı? Öyle birisi kalmadı AKP'de. Yenileri vardır mutlaka. Yenileri vardır ya da eskilerden biri gelir. Murat Kurum. AKP'nin içinde Binali Yıldırım çok var. Yani birilerini getirelim. Murat Kurum güzel bir örnek olur. İstanbul'u kaybederse getirir, başbakan yapabilir yani onu. Evet. Tabii bu Erdoğan'ın muhtemelen yerel seçim sonuçlarına göre ortaya koyacağı planlardan biri. Ama Bahçeli'nin bugünkü konuşmasına bakarak nasıl organize ederiz? Ya sanki bana şey Bahçeli gibi... Bahçeli başbakan olamaz mı? Yarı başkanlıkta. Yani mümkündür. Çünkü dediğim gibi biz anayasa değişiklik teklifimizi Cumhurbaşkanlığı makamına verdik, ilettik demenin altında bu yatıyor olabilir. Yani biz de burada bunu sağlayabiliriz gibi, ama orada Erdoğan'ın bir açmazı var. Yani eğer Erdoğan bu haliyle bile MHP ittifakından rahatsızsa Bahçeli gibi bir ismi başbakan yapmak istemez gibi geliyor bana. Çünkü Erdoğan'ın başbakan olarak getireceği kişinin muhtemelen MHP'yi tasfiye etmesi gerekiyor. Yani yeni Süleyman Soylular yaratmaması lazım. Ama gördüğümüz siyasi tabloda da işte İyi Parti'nin denklemin neresinde olup olmayacağına, hatta yeniden Refah Partisi'nin bu denklemin neresinde olup... Zafer Partisi'ni unutma. Yani çok bir neresinden tutacağımı bilmiyorum. Çünkü burada şey önemli bence. Omzundan. Omzundan tutarım, o da yaşlı, bir şey olur. Sakatlanır, sonra üstümüze kalır. Yok, Ümit o kadar yaşlı değil ya. Ne olur ne olmaz. Yine de omzundan tutmayalım. Hayır, Ümit'e yaşlı deyince bana da dokunuyor da yaş olarak. Ama şu bir gerçek. Yani bütün bu konuştuklarımızın arasında yeniden Refah Partisi, mesela Saadet Partisi'nin bakın çok sesi çıkmıyor artık. Şu evet. Sonra. Yeniden Refah üzerinden yürüyor tartışma. İşte Cumhurbaşkanlığında Saadet tartışıldı bütün sağcı kesim tarafından. Belediye seçimlerinde Saadet tartışılmıyor. Şimdi yeniden Refah tartışılıyor. Evet. Onun için de Erdoğan için mecliste milletvekili bulunan partiler önemli bence. Yani orada bir matematik hesabı yapmak zorunda. Ama o zaman Saadet'i 10 mu 15 mi ne var ya? Ama o şeyle beraber, Ahmet Davutoğlu ile beraber, yani Erdoğan'ın en son ikna etmeye çalışacağı gruplardan biri olabilir o bence. Yani o Saadet'in... Ya Ahmet Davutoğlu'na yeniden bir başbakanlık. Bak şimdi sen benim beynimi kaşımaya başladın gene. Neden olmasın? Ahmet Davutoğlu. Yani bir orta yol niye bulunmasın böyle? Altılı Masa'nın da önemli bir figürüydü. Tabii. Yani CHP içinde aslında reddedilmeyecek bir aday olabilir. En azından Bahçeli'den daha şansı yüksek, ya da Erdoğan için Bahçeli'den daha ehvenişer, ama Erdoğan'ın genelde kendisinden kopanlarla ilgili düşüncelerini çok olumlu olmadığını bildiğimizden Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a bunlara çok önem vereceğini düşünmüyorum. Ben aynı fikirde değilim. Kendine küfredenleri bu kadar yanına alan bir insan kendinden kopanları da çıkarı adına kullanır diye düşünüyorum. Yani bunun işte Tuğrul Türkeş'ten tut, Süleyman Soylu, yani sayabileceğimiz dünya kadar isim var.
şey var, parti başkanıydı. Şimdi genel başkan yardımcısı mı, grup başkan vekili, pardon, meclis başkanı. Tabii Norman Kurtuluş var. Norman Kurtulmuş. Yani Erdoğan gibi Kasımpaşalı, delikanlı, anladın mı? Yani hani biz adamı yaparız diyen bir adam, kendisine küfreden bu kadar adamı yanına aldıysa, kendisinden ayrılanları tekrar yanına alır diye düşünüyorum. Yani bir olasılık ama ben başbakanlık gibi bir makamı çok da böyle güvenmeyeceği tiplere vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan'ın güvendiği bir tane adam var mı? var. Kim? Hilal. Bilal'e babam da güvenir. O da zaten babası olduğu için güveniyor. Yani başka kimse yok. Çünkü en bence yani zeka parıltısı olan o olduğu için ona daha çok güveniyor gibi geliyor bana. Damat bile kazıkladı yani Erdoğan'ı. O yüzden damatla bile hala arasının olmadığı söyleniyor. Şimdi seçim sonuçlarına göre Erdoğan'ın dediğim gibi çok planı var bana göre. Ama bence biraz geri gitmeliyiz. Yani bu müesses nizamla ilgili ya da CHP lideri Özgür Özel'in söylediği derin devlet kavramı ile ilgili bence Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesine dönmeliyiz. Yani o zaman izleyiciler de anımsayacaktır. Her şey Kemal Bey'in lehine gelişirken önce altılı masa krizi, onun arkasından başka krizlerle Kılıçdaroğlu'nun kazanma olasılığı ortadan kaldırılıp Erdoğan yeniden seçildi ya da seçtirildi. Hangi kelime doğru olursa. Burada bir anlaşma vardı. Bunu biz daha önce konuştuk. Yani Evet. burada Türkiye'deki işte o müesses nizamın koruyucuları, kollayıcıları ya da kurucuları tarafından o aktörler Erdoğan'la bir anlaşma yaptı. Bu kesin. Ama bu anlaşmanın içeriğini ancak yerel seçimlerden sonra görebiliriz. Yani Erdoğan'ı sen son kez bu işi yapacaksın ama sonrasında bizim istediklerimiz şunlar şunlar deyip bir madde mi dikte ettirdiler yoksa Erdoğan için sen istediğin kadar sağlıklar yani sağlık durumunu el verdiği sürece ve de bizim istediklerimizi yaptığın sürece bunu devam ettirebiliriz mi dediler. Onu bence yerel seçimlerden sonra göreceğiz. Bunu niye söyledim? 3 gün önce üstelik de TRT'de bir haber izledim. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, sanırım Fransa da var içinde. Fransa. Dede Ağaç, Kara Dede Ağaç Yunanistan'ın ciddi bir lojistik yığılma yapıldı oraya ve bunların Ukrayna'ya buradan sevk edileceği söylendi. Yani bu tabii NATO üzerinden yapılıyor muhtemelen ama Amerika'nın talebi üzerine yapılıyor. Bu şu demektir. Türkiye'ye karşı hala bir güvensizlik var. Yani Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin bir güvensizliği var. Bu çünkü böyle bir yani müesses nizam tarafından Erdoğan yeniden kutsandıysa böyle olmaması lazımdı. Türkiye'nin biraz daha oyunun içine dahil edilmesi lazımdı. Ama bunun meclisten geçmesi gerekmiyor mu? Amerika'nın birinci Körfez Savaşı ve ikinci Körfez Savaşı, birisi Turgut Özal'ın desteğine rağmen hayır alan, meclisten hayır çıkan bir şey var. İkincisi Erdoğan'ın mutlaka yapacağız dediği ikinci Körfez Savaşı, Saddam'ın yok edilmesinde Erdoğan'ın red aldığı bir meclis var. Ama Erdoğan geç. Amerika bu riski alır mı? Erdoğan söz verse de bak şimdi hepsi emir elimiz yaparız demesine rağmen bu meclisten geçer mi? Onun çözümünü şöyle bulmuşlardı. Anımsayacaksınız daha geçtiğimiz yani bu seçimlerden hemen sonra Erdoğan yeni bir Türkiye'de asker bulundurma
asker göndermeyle ilgili bir tezkere getirdi. Hatta ondan önce de getirdi, seçimlerden önce. Onlar kabul edildi. CHP'nin itirazı şunaydı. Ya burada yabancı kim, asker. Evet, yabancı askerin hangisi? Yani tanımı yok burada. Tamam, yabancı biz yabancı ülkeye asker göndermeyi anladık ama yabancı ülke askerin ne işi var diye bir tartışma yaşanmıştı. Yani Erdoğan aslında kulağını biraz tersten göstererek bu sorunu açtı gibi geliyor bana. Yani isteseler yaparlardı ama NATO çok önceden, yani daha birkaç yıl öncesinde Türkiye'yi bu anlamda zaten geri plana itmişti. Bu gerginlik nedeniyle, Erdoğan'ın Amerika'ya karşı takındığı tavır nedeniyle. Yani oradaki Yunanistan'daki üs yeni bir üs değil, hemen dün oluşturulmuş bir üs değil. Yıllar önceden başlamış bir çalışmaydı. Hatta ne demişlerdi? Artık NATO kendisine sınır olarak Yunanistan'ı kabul ediyor. Yani bir süre sonra Türkiye'nin bu Rusya ile yakınlaşması nedeniyle NATO sınırları geriye çekildi. En azından operatif olarak geriye çekildi deniyordu. Şimdi böyle olunca Erdoğan'ın demek ki güvenilirliği hala tam kazanmış değil. Çünkü bunun bir gerekçesi de bence Rusya'da Putin'in yeniden seçilmiş olması. Yani orada bir değişiklik yapamaz. Ya da seçilecek olmasın. Yani artık seçildi o yani o, ben oradaki oy kullanmadaki bazı protestoları da gördüm. Yani Güney Kore'deki Kuzey Kore'deki seçimlerle çok da bir farkı yok gibi geldi bana. Rusya'da aynı şekilde. Öte taraftan Amerika BM Kongresi gibi galiba. Evet, dünyada bundan sonra belki de dünyada MHP Kongresi gibi kongreler çok seyredeceğiz. Öte taraftan bir İran var. Amerika'nın İran sorunu var. İşte İsrail hala Filistin'de savaşı sürdürüyor. Onun bir sonucu olmak zorunda. Ya da önümüzdeki aylarda, işte şimdi kış, orada da yani iklim çok önemli bir problem olmadığı için orada bir yeniden savaşın nasıl bir şekilleneceği önemli. Amerika Birleşik Devletleri şu anda soğutuyor ama İran'a karşı bir operasyon yapacak mı? O belli değil. Yani bu karmaşanın içinde Erdoğan'ın durumu gün geçtikçe zorlaşıyor aslında. Bir de bunun üstüne Türkiye'nin yapacağı bu süpürme harekatında Karayalan'ın açıklaması önemli. Ne müjde vereceğini bilmiyoruz ama İran büyük bir olasılıkla bu harekata karşı çıkacak. Çünkü Irak'ın yönetimi neredeyse İran'ın elinde. Bunu biliyoruz yani. Evet, bu da var. Ayrıca Erdoğan orada da sıkışacak diye düşünüyorum. Katılıyorum. Geçen haftaydı sanırım. Hem Hakan Fidan, hem Milli Savunma Bakanı, hem MİT Müsteşarı Irak'a gittiler. Görüşmeler yaptılar. Ne tuhaf. Aynı gün işte Amerika'da yeniden aday olan Trump'ın bu konuda bir açıklaması vardı. Özellikle Kürtler üzerine ve bunu örnek verirken Rahip Branson olayını örnek gösterdi. Onun şey olduğunu söylüyorlar. Eski bir açıklama mı? 2019 yazıyor. Ben de izledim ama bir arkadaşa gönderdim onu. O bana şey dedi. Bir dakika söyleyeceğim sana. Yapay zeka ile yapılmış diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Mümkündür ama bu en azından bu şu demek. Dünya bunu izliyor. Yani sonuçta Türkiye'nin bu hareket tarzını izliyor ama Türkiye'nin önünde hala çözülmemiş bir Suriye sorunu var. Ne yapacak orada? Yani işte o yüzden Karayılan'ın önümüzdeki günlerdeki açıklaması çok önemli. Büyük bir olasılıkla KDP dışındaki bütün örgütlerle bir dayanışma imzalandı ya da imzalanacak gibi. Yani işte Talabani ekibi, çünkü Talabani de Amerika'ya çağrıldı. İşte yani Bafur Talabani Amerika'ya çağrıldı, görüştü. Pentagon'un önemli bir açıklaması var. Pentagon sözcüsünün kongreden karar çıkmasını bekliyoruz diye hava saldırılarına karşı koruma, neydi adı şimdi unuttum.
onun oraya yerleştirilmesi, Suriye'ye yerleştirilmesi gibi bir kararın çıkmasını bekliyor. Pentagon sözcüsü direkt kendisi açıklıyor bunu. O yüzden Erdoğan'ın bundan sonra Kürt meselesinde, İran, Suriye meselesinde tam da MHP'nin istekleri doğrultusunda hareket edemeyeceğini düşünüyorum ben. Ben de bu yüzden zaten önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın elinin eskisi kadar rahat olmadığını düşünüyorum. En son dünden bir önceki, evet, cuma günü akşamı olabilir. Tam anımsamıyorum ama cumartesi akşamı, yok, cuma akşamıydı herhalde. Bir iftar programında izledim Erdoğan'ı. Yani hala Filistin üzerinden politika üretmeye uğraşıyor. İsrail'e işte gönderme yapabildiği kadar gönderiyor. Ama onun dışında dünya siyasetiyle, Avrupa Birliği ile, Amerika ile eskiden olduğu kadar sert söylemlerde bulunmuyor. Hatta Filistin meselesinde bile sanki Amerika'yı savaşın dışındaymış gibi varsayıyor. Suriye ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Zaten Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilan ettiği bir hava sahası ile ilgili yasaklar var. Şeyin de var. Üstüne üstlük Rusya'nın da var. Yani Türkiye'nin zaten bu karadan yürüttüğü harekatın çok da başarıya ulaşamamış olmasının nedeni havadan destek yapılamamasından kaynaklandığını herkes söylüyor. O yüzden bu kadar içeri girmeyin. Ve Suriye'nin hava saha koruması sanıyorum Rusya patentli. Tabii. Dünyadaki en kuvvetli koruma sistemi diye biliniyor, işte S-400'lerden tut da buna benzer bir sürü şeyden. S-400 demişken hatırlatmak lazım. Bizim S-400'ler ne oldu? Şu anda 300'e düşmüş durumda. Fiyat indirimi yaptık efendim. Bu gidişte kendi içlerinde küçülecekler. Yani bize birileri bu silahları sattığıyla kalmış olacak. Biz o silahları ne yapacağız bilmiyoruz. Bir ihtimal Erdoğan emekli edilirse Çamlıca'daki bahçeye koyabilirler. Açamıyor ki. Yani çalıştıramıyor. Süs olsun diye koyabilir ancak. Bunun ötesinde çalıştırma olasılığınız yok. Gider çıkar arasını okşar. Seni ben aldım der, ne bileyim ben. Ha, ya sen da benimsin, benim olacaksın. Başlıklarını sökerler, arada bir Atari oynar gibi oynar. Gidersen yüzüne kezzap atarım. Yani o işte, arkadaşın izniyle bu programın başına beni terk edersen yüzüne kezzap atarım diye koyacağım bu programın adını. Başlığı mı? Evet. Terk edersen kezzap atarım. Evet. Bu Türkiye'de yapılmış bir şey. Tabii canım, sanatçılara kadar yapılmış. Evet, yapılmış bir şey. O yüzden hani Türkiye'de olmaz olmaz dememek lazım. Olabilir, olma ihtimali var. O kadının adı neydi kezzap atılan, sonra kocası öldürdü? Filmi de yapıldı. Filmi de, Bergen. Bergen, evet. Şimdi bizim bir arkadaşımız vardı. Bizim kitap kapaklarını yapar. Ayrıca plak kapakları da yapardı. Bergen'in plak kapağı gelmiş. Bülent Engez. Geçtiğimiz yıl kaybettik kendisini. Bülent Engez kapağı yaptı. Ben de bürodayım. Benim de iki tane, üç tane kitap bekliyor. Onun kapaklarını yapacak. Bergen'in kapağını yaptı. Sonra aradan 2-3 hafta falan geçti. İşte plak piyasaya çıktı. Hürriyet'te bir haber ya da hafta sonunda Bülent gösterdi bana, ölüyor gülmekten. Dedim ne oldu? Bergen o kezzaplı gözünü kapatmak için saçlarını böyle yapardı. Bülent o iki fotoğrafı da, güzel de bir fotoğraftı, bir kapağın soluna, bir kapağın iç tarafına sağa koymuş. Fakat Bülent tabii magazini böyle takip etmeyen bir kişi olduğu için Bergen'in kezzap yediğini, gözünün kör olduğunu falan bilmiyor. O bir moda şeklinde kapatılmış zannediyor. Sol taraftaki fotoğrafa bakınca Bergen'in sol gözü kör, sağ taraftakine bakınca Bergen'in sağ gözü kör. İki gözü de kör etmiş oldu.
Evet oluyor. Öyle bir anımız var Bülent'te. Ben nereden bileyim diyor böyle bir şey magazin haberinde diyor. Evet, o zaman için önemli şeylerdi. Evet. Yani bugün Milliyetçi Hareket Partisi kongresinde aslında esen rüzgar da bu tedirginlikle, yani esmeyen rüzgar aslında bu tedirginlikle ilgili belki de. Çünkü MHP'nin tabanı başka şey beklerken üst taraf da muhtemelen bu iktidar bölüşümünün nasıl olacağını merak ediyor. Çünkü Erdoğan'ın MHP'den kurtulma çabalarını biz bürokraside de gittikçe tedirgin etmeyen ama artan bir şekilde görüyoruz. Yani Erdoğan bir takım atamalarda artık bizzat kendisi rol oynuyor ve bu atamaları MHP ile çok da bağlantısı olmayan kişilerden seçmeye çalışıyor. Erdoğan'ın bu taktiği MHP'yi hem küstürmeyi hem de önümüzdeki dönemde ayrılırken çok tazminat ödemeyin düşüncesinden kaynaklanıyor herhalde. Çünkü bir çekişmeli boşanma bekliyor bence iki iktidar ortağını, böyle anlaşmalı bir boşanma beklemiyor. Evden uzaklaştırma falan mı? Evet, uzaklaştırma alabilir, tazminat alabilir. Tazminattan ötede başka talepleri olabilir diye. Erdoğan bu talepleri en aza indirmek için şu anda bence bürokraside de görünmeyen operasyonlar yaparak MHP'yi biraz kuşatmaya çalışıyor. İşte Erdoğan'ın bence en büyük açmazı şu anda yeniden Refah Partisi idi. Onu da öyle görünüyor ki son birkaç günde herhalde anket sonuçları Erdoğan'ın istediği gibi gelmeye başladı. Biraz rahatlattı. Şimdi burada açmazda olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel. Çünkü biz hep Erdoğan'ın iktidarının ve MHP'nin Erdoğan iktidarından uzaklaştırılmasını konuşuyoruz ama CHP'nin içinde de Özgür Özel'e karşı bir kurultay yapılabilir ya da bir kurultay hareketliliği yaşanabilir. Bence bu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazanıp kazanmamasıyla da ilgili. Evet. Geçtiğimiz hafta ben Gökhan Günaydın isminin çok fazla dillendirildiğini duydum. Yani birkaç kaynaktan duydum. Gökhan Günaydın'ı Ekrem İmamoğlu yeni CHP Genel Başkan Başkanı olarak hazırlıyor dendi. Bu olasılık her zaman var. Zaten Gökhan Günaydın çok uzun zamandır kurultaydan da önce bilerek daha doğrusu seçimlerden hemen sonra bilerek Özgür Özel'in yanına bir nasıl söyleyeyim kontrol mekanizması olarak konmuştu. Grup başkan vekili yapılmasının temel nedeni buydu. Zaten son zamanlarda yaptığı konuşmaya bakarsanız da Gökhan Günaydın evet daha önceden de Ekrem İmamoğlu ile çalıştığı için şu anda en güvenilir insan. Tabii Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanırsa nasıl bir CHP dizayn edecek? Kaybederse nasıl bir CHP dizayn edecek? Sanırım onun da iki farklı formülü var kafasında. Ama benim inancım kendisinin şu an için CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağı yönde. Kaybetse de kazansa da. Onu geçen programda ya da bir önceki programda söylemiştim ki kazanırsa kesinlikle aday olmayacak. Ama bir aday, hatta bir isim de söylemiştim ama unuttum kimi yapacağı üzerine. Gökhan Günaydın yoktu aklımda. Olabilir ama böyle bir durumda Özgür Özel'in yerine Gökhan Günaydın'ı düşünürken birdenbire tekrar Kemal Kılıçdaroğlu aradan çıkar mı? Yani ben Kemal Bey'in bu böyle bir ortamda yarışa tekrar katılma konusunda çok istekli olacağını sanmıyorum. Ancak çözümsüzlük diye bir sonuç ortaya çıkarsa yani iki liderin de Ya yenişemedi. da bir aday öne sürer mi Kemal Kılıçdaroğlu? Kendisi çıkmayacaksa aday sürmez Kemal Bey çünkü kendi ismi ancak seçim kazanabilir. Evet. Yani Kemal Bey'in yerine ortaya çıkacak biri aday kazanamayabilir. Çünkü bunun önünü kesmek için de ne yaptılar? Mesela Özgür Özel enteresan bir şey yaptı. Bu
CHP'deki çok tartışılan o para sayma görüntüleriyle ilgili bizim dönemimizde olmadı diyerek Canan Kaftancıoğlu'nu bir anda şeye attı, sahneye attı diyelim, arenaya attı, aslanların önüne. Şimdi Canan Kaftancıoğlu döneminde yapıldı, bize ne kardeşim diye bir CHP'nin içinde bir tavır var. Ama CHP'de ta kurultaydan bu yana böyle bir tavır var. Yani ayrışmalar var, ekipler var. Bu ekipler kendi kontrolleri altında tutabildikleri illeri işte bu adaylık sürecinde en iyi yerlere taşımaya çalıştılar. Bunun sonucunda da zaten çok tartışmalı adaylıklar ortaya çıktı. İşte biraz önce konuştuğumuz o kararsız seçmen ya da sandığa gitmeyecek olan seçmenin bu kadar çoğalmasının nedeni bence CHP yönetiminin de aynı zamanda bu bencil tavrı diyelim ya da benim adamım tavrından kaynaklandı. Şimdi geldiğimiz noktada ayrışma nasıl olacak? CHP içinde de böyle bir sıkıntı var. Herkes planını 1 Nisan sabahına göre yapıyor ve bir değişiklik var bence. Siyasette de bu değişiklik çok net görünüyor. Artık milletvekilliği eskisi kadar önemli değil. Evet. Hiçbir önemi kalmadı. Gördüğüm, evet gördüğüm şey o. Milletvekilliği evet, işte maaşı yüksek, ne bileyim kırmızı pasaport hakkı var, şu var bu var, bir takım kendi avantajları var ama eskisi gibi değil. Bunun nedeni Erdoğan bence. Erdoğan milletvekilliğini elindeki o rantı yönetme hakkını elinden aldı. Yani eskiden Ama milletvekilleri, yarı başkanlığa geçerse milletvekili tekrar bir önemi olacak. yani olabilir diye düşünüyorum ama şu andaki sistemde milletvekilleri Hiçbir önemi yok. evet kendi bölgelerinde, yani zaten mecliste aslında bir şeyleri kalmadı, fonksiyonları kalmadı. Hatta geçen gün bir soru önergesi ne verilen yanıtı okudum. Ha, dedim ki hakikaten Aziz Nesinlik bu hikaye. Yani çalışılmış üzerinde bir soru önergesi. İşte siz şuraya geziye gittiniz. Şu uçakla gittiniz. Bu kadar adam gitti. Bunların hepsi gerekli miydi falan diye böyle bir ne kadar insanla gidildi. Bunların masraflarını kim yaptı diye gerçekten çalışılmış bir soru önergesine Cumhurbaşkanı yardımcısı çok kısa bir yanıt vermiş. Bilmem kaç sayılı kanuna göre görevlendirilerek giden yeteri sayıda insanla gidilmiştir diye. Böyle bir yanıt mı olur? Yani milletvekilinin hiçbir fonksiyonu kalmamış ama en önemli fonksiyonu işte kendi illerinde, kendi bölgelerinde işte karayollarıdır, bir takım binalardır. Bunlar da etkililerdi. Yani ihalelerinde etkililerdi, bakanlıktan ödenek çıkarılmasında etkililerdi. Yani siyasetin finansmanı için gerekli olan o koşulları yönlendirebiliyorlardı. Şimdi bu fonksiyon ortadan kalktı. Bu fonksiyon belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine geçti. Yani yerel rantlara geçti. Ve ciddi rakamlar bunlar. Hal böyle olunca Türkiye'de şu anda belediye başkanı olmak, belediye meclisi üyesi olmak ciddi bir rantı kontrol altına almak ya da kontrol etmek anlamına geliyor. O yüzden daha çok talep geliyor. Bir araştırma, ben daha önce söylemiştim belki, bir araştırma okudum. En küçük, yani Türkiye'nin en küçük yerel yönetiminde bile belediye başkan adayı 5 yıllık süre içinde maaş olarak kazanacağının en az 2 ya da 3 katı seçimlerde masraf yapıyormuş. Yani bu Türkiye'nin en küçük beldesi diyelim yerel seçimlerde. Bunu büyük şehirlere çıkardığınız zaman çok ciddi paralar. Yani şu anda kullanılan billboardlar, İşte o ışıklı Evet. reklamlar, sokaklara asılan o afişler, o bayraklar, o süslemeler, inanılmaz paralar bunlar. Bir de yalan afişler mesela. Yani çok. Dem adına afiş yapılıp biz Mansur Yavaş'ı destekliyoruz diye hem de adayın ağzından böyle. Bu kadar aptalca bir şey. Bu Ama da yani halk nasıl anlar ona göre yapıyorlar gibi geliyor bana. işte bu, ama sonuçta bu da bir masraf. Evet, masraf. Maliyet getiriyor. Ama hesap yapılmış dediğim gibi, yani bir belediye başkanının, hadi belediye meclis üyelerini bıraktım onların çünkü zaten çok fazla bir geliri olmuyor bu işten. Ama belediye başkanının
5 yıl görev yapsa bile bu masrafını geri alabilmesi mümkün değil. Bu yerele dönen rantlar küçük küçük de çeteler oluşturuyor. Yani rant çeteleri oluşturuyor. O rant çeteleri küçük küçük yerlerde siyasetin finansmanını üstlenmeye başlıyorlar. Bu Türkiye'nin politikası, yani Türkiye'deki siyasetin geleceği açısından bence çok tehlikeli. Çünkü bir süre sonra aday olacak ya da olmak isteyen, gerçekten bu işi severek, isteyerek ya da başarıyla yapacak olan insanları uzaklaştırıyor. Yani o beldenin, o şehrin en zengin olanının, yani siyaseti en iyi finanse edecek olanının ağzından çıkacak aday ismi önemli olacak. O zaman da bunun adına demokrasi diyemeyeceğiz. Erdoğan'ın bir açmazı da bu. Belki de sizin de söylediğiniz gibi yarı başkanlık sistemini biraz da bundan istiyor olabilir. Yani Türkiye'deki bu siyasetin gittikçe bir çıkmaza doğru gidiyor olması, milletvekillerinin etkilerinin azalıp yerel yöneticilerin etkilerinin artması Erdoğan'la da mutlaka bir biçimde anlatılmıştır. Çünkü şu anda ne kadar bilmiyorum ama her belediyenin önümüzdeki dönemle ilgili çok ciddi borcu olduğu söyleniyor. Evet. Yani buna İstanbul, Ankara, İzmir falan da dahil, yani büyük şehirlerde dahil, küçük yerlerde bile belediyelerin ciddi ciddi borç yükü altında oldukları, bunların başında da SGK ve vergi borcunun geldiğini, özellikle CHP'li belediyelerin bunları ödemediğini, yani iktidardan para alamayınca, kaynak alamayınca bunları ödemeyerek böyle bir yola gittiklerini, ama yani vergi dairesi, ticaret yaptığınız için bilirsiniz, çok acımasızdır. Gelir belediyenin bütün mülklerine, araçlarına, onlarına, bunlarına haciz koyar mı önümüzdeki dönemde ya da seçimden sonra? Bunu da bilmiyorum yani. Her şeyi yapabilirler diye düşünüyorum. Evet, programın sonuna geldik. İlginç bir şey, ben yayıncılık yaptığım için seçimlere doğru yaklaştığımızda basmak istediğimiz kitapları matbaaya önceden verirdik ki onlar el ilanı ve afiş basmaktan başlarını alamazdı. Kitaplar ikinci sıraya düşerdi. Yani Türkiye'de kitabın ikinci sıraya düşmesinden doğal bir şey olamaz ama muhtarlara kadar çok ciddi afiş matbaaları mutlu olduğu bir dönemdir seçim dönemi. Şu anda da öyle. Evet. Evet Serdar, teşekkürler programa katıldığın için. Sana tabii Bahçeli ve MHP kongresini seyrettirme mutluluğunu yaşıyorum şimdi. Yani ben MHP kongresi izlemedim gazetecilik hayatımda demeyeceksin en azından. Evet, artık dedi. Artık demeyeceksin. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.